Ne diyor Emin? Sen Emin'i boş ver kızım. Asıl bu Nazan Hanım ne diyor onu söyle bana. Anlamadım. Ne dedi ki Nazan Hanım? Ne demedi ki? Pis ağızlı kadın. Ne yapsa hıncını alamıyor bizden yavrum. Yani tamam benim kızım da sütten çıkma kaşık değil. Onun kabahati de büyük ama kocasının hiç mi kabahati yok? Geçmiş bitmiş kabahatleri hep böyle yüzümüze mi vuracak? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel biraz sakinleş. Geç. Geç şöyle otur bakalım biraz. Ah be kızım, ah be kızım. Kızın yolcu dedi bana. Bavulunu hazırla, artık bu çiftlikte kalamaz dedi. Yalan söyledi değil mi? Ha? Hadi bir bildiğin varsa söyle bana anacığım. Biraz geç fark etmişsiniz ama her şey yolunda görünüyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Folik asit ve omega 3 takviyelerini unutmayalım yalnız. Tabii, tabii unutmuyoruz. Tekrar gözünüz aydın. Teşekkür ederim. Yavrum. Veli nimetim benim. Karnıma konmuş talih kuşum benim. Hanimiş annesinin büyük ikramiyesi. Hanimiş annesinin altın bileti. Hadi bakalım. Babaya müjdeyi verme vakti. Efendim? Alo şekerim, ne haber? Ne istiyorsun Elmas? Ay korkma öyle, atla deve bir şey istemeyeceğim. Cahit Bey şirkette mi, onu söyle bana. Aşağı indi. 10 dakika içinde de çıkacağını söyledi. Lütfen beni daha fazla arayıp durma Elmas. Ay ama aramayınca hatırım kalıyor benim. Salak. Demek öyle Cahit. Senden 10 dakika ilerideyim. Güzel. Ben bu kıza ne diyeyim? Allah'ım ya Rabbim, burnu kurtulmayacak bu kızın. Halacığım, ne desem de seni avutsam bilmiyorum ki. Yaktı benim kızımı, yaktı. O adam benim kızımı yaktı. Hala, bu tek başına Cahit'in suçu değil. Kanına girdi kızımın. Evli olan o. Kızımı kandıran o. Bu sefer o kadar basit değil. O ne demek öyle? Cahit'le yeniden görüşmüşler dedin. Çiftlikten gönderecekler dedin. Bana bak. Sen bir şey biliyorsun. Söyle bana. Halam, bak Elmas gelsin. Sana anlatacağını anlatır. Oğlum gitti. Kızımı da gönderecekler Allah'ım. Ben ne yapacağım yavrularım onlardan? Ben geçen sefer kocanla konuşmuştum. Yalvarıp yakarıp ikna etmiştim. Bu sefer de sen. Sen konuş. Hala. Ben yapamam. Neden yapamazmışsın yavrum? O senin koca, el oğlu değil ki. Senin isteğini kırmaz o. Hem Elmas senin kardeşin sayılır. El kızı değil. Halacığım. Elmas'ın bütün kredileri tükendi. Sen de ben de konuşsak Yiğit'in fikri değişmez. Hem Cahit onun abisi. Arada Nazan Hanım da var. Konuşsak da değiştirmez fikrini. Ben konuşursam olmaz. Sen konuşursan olur. Yavrum bak, üzerinde şu kadarcık hatırım varsa yalvarırım yavrum, yalvarırım. Ne olur. Hala, halacığım. Halacığım bak, ben gerçekten çok üzülüyorum. Ama yaptığın yanlış. Anlasana. Her hatasında Elmas'ı kurtararak, yaptıklarının üstünü örterek ona iyilik yapmıyorsun. Bırak, yaşaması gerekeni yaşasın. Bu senin değil, Elmas'ın sınavı. Şimdiye kadar hiç ders almadı. Kendini kurtarmanın yolunu her zaman buldu. Bulmadığı zaman da sen onu kurtardın. Bırak, bu kez arkasını toplama. Hatalarından ders almasına bir fırsat ver. Hala, niye başını sallıyorsun? Bir şey söylesene. Ne söyleyeyim kızım?
Ben anladım seni. Anladım ben. Ağlama ya. Bak, bunu da dün yaptım. Sen gerçekten ressam olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsun. Aferin sana. Allah'ın mutluluğunuzu ömür boyu bozmasın. Oo, maşallah. Kuzucuğa bak, keyfi yerinde. Tabii anası yanında, babası yanında. Hoş geldiniz kaçaklar. Hoş bulduk Nazancığım. Yüzün gülüyor bakıyorum, iyi gördüm seni. Yani fena değilim. Şimdilik gülüyor diyebiliriz tabii. Ama yolcu yolunda gerek dediğim zaman kahkahalarla gülecek inşallah. Aşkım bak sana söylüyor Nazan bunu. Nazan başlama çocuğun yanında şimdi. Tamam canım, bir şey demedim. Ben sadece bir hatırlatayım dedim. Ay bu da çok acımasız canım. Yani öyle kızın annesine babasına bir şey söylemeden, bir bahane uydurmadan yallah denir mi? Arada da hafize zamanlar var sonuçta. Bu gece olmaz zaten. Yarın bir yolu bulunur. Münasip bir şekilde gider. Bence de öyle yapılır. İyi olan da olmuş yani, sonuçta niye abartmanın anlamı yok. Hadi baba, adam asmaca oynayalım. Oynayalım hadi, hadi. Hadi onu da oynayalım bari. Nerede kaldı bu baban oğlum ya? Aa, oğlum dedim. Allah söyletti vallahi. Hadi bakalım, müjdeyi verme vakti. Ulan cezası. Aa, geliyor bu be. Manyak! Of! Tamam oğlum. Babanla biraz işimiz zor. C. Bilemedin. Yalancı. Bilemedin. İyi tamam. Z. Bilemedin. K. Bilemedin. Niye bilemedin ya? Ne söylesek bilemiyoruz. Bilemedin. Hadi bakalım siz